Kanalımdan herkese merhaba. Bugün saray sarması, diğer adıyla saray lokumu hazırlıyoruz. Ben bugün narla hazırladım. Siz istediğiniz meyveyle veya krem şanti ile hazırlayabilirsiniz. Öncelikle klasik fırın tepsimi yağlıyorum tereyağı veya margarin ile. 1,5 su bardağı Hindistan cevizimi her yere gelecek şekilde elimle düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi tek sıra halinde düzelttim. Bu şekilde kesinlikle toplama olmuyor. Rahatlıkla saray lokumunuzu katlayarak alabilirsiniz. 5 su bardağı süt tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı normal un ekliyorum. Ve bir tel çırpıcıyla iyice karıştıralım. Ocağı almadan unu içerisinde eritelim mutlaka. Tenceremi ocağa alıyorum, orta ateşte karıştırmaya devam ediyorum. Sürekli gördüğünüz gibi karıştırarak krema kıvamına gelene kadar orta ateşte kaynatıyoruz. Herhangi bir topaklama kalmasın, iyice karıştırın. Yavaş yavaş yoğunlaştı, gördüğünüz gibi. Kremam kaynamaya başlayınca ocağımı kapatıyorum. 50 gram tereyağı, bir paket şekerli vanilya ekliyorum ve blenderımı 1 dakika kadar sürede güzelce pürüzsüz olana kadar çalıştırdım. Hazırlamış olduğumuz Hindistan cevizin üzerine bu şekilde yayarak ekliyoruz. Kesinlikle sizde bu şekilde yayarak ekleyin. Hepsini bir yere dökerseniz düzeltmeniz zor olacaktır. Ve bir spatula veya bir kaşıkla düzeltiyoruz olabildiğince her tarafa yayarak kalın kısımlarını ince kısımlara yayarak düzeltiyoruz. Ve dolaba alıyoruz. İkinci katını hazırlıyoruz saray lokumun. Ben bugün narla hazırladım. Siz istediğiniz meyve suyuyla hazırlayabilirsiniz. Hazır meyve suyuyla da yapabilirsiniz. Ben taze sıkılmış nar suyuyla yaptığım için süzerek tencereme alıyorum. 3 su bardağı nar suyu nar suyu yerine portakal suyu veya mandalina suyuyla da yapabilirsiniz. 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Tekrar bir tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Orta ateşte yoğunlaşıp kaynayana kadar bir tel çırpıcıyla sürekli karıştıralım. Dipten karıştıralım. Dibi tutmasın. Zaten hemen yoğunlaşacaktır. Bir 30 saniye kadar kaynatıp ocağımızı kapatıyoruz. Evet yoğunlaştı görüyorsunuz. Ve ocağımızı kapatıyoruz. Kaynar kaynar hazırlamış olduğumuz saray lokumun üzerine yayarak ekliyoruz. Hepsini bir yere dökerseniz düzeltmeniz zor olacaktır ve bir kaşık yardımıyla düzeltip bir 30 dakika kadar dinlendirdim. Zamanınız varsa 1-2 saat dinlendirebilirsiniz. Evet, istediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz saray lokumunuzu ve her seferinde bıçağımı siliyorum. Dediğim gibi ben yarım saat içerisinde hazırladım. Siz en az 2-3 saat dolapta dinlendirin ve saray lokumumu dilimledikten sonra katlıyorum sarıyorum daha doğrusu servis tabağına alıyorum mutlaka denemenizi tavsiye ederim narla çok lezzetli oldu şimdiden deneyeceklere afiyet olsun kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilmenizi açmayı unutmayın farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın